Cookie Park'ta başlıyor. Var. Aa, nasıl yani? Nerede? Dallar, taşlar, vücudun, ayakların, ellerin, kolların hepsi birer müzik aleti. Aa, gerçekten mi? Evet. Bu arada henüz tanışmadık. Benim adım Puki. Puki, Puki. Ha ha. Merhaba Puki. Çok memnun oldum. Benim adım da Pera. Aa, ben de çok memnun oldum Pera. Teşekkür ederim. Müzik yapmak için doğadan malzeme topluyorum. Aa, müzik yapmak için malzeme mi? Evet. Nasıl yani? Nasıl malzeme? Bu gördüğün dallar, taşlar hepsi birer müzik aleti. Göstermemi ister misin? Aa, evet, çok merak ettim. Tamam, gösteriyorum. Seninle paylaşıyorum. Hazır. 1-2 tak tak tak, 1-2 tak tak tak. Hatta bunları yaparken, bu ritimleri yaparken müziği de hayal edebilirsin. Evet, birlikte yapmamı ister misin? Çok isterim Pera. Hadi başlayalım. Hazır, son, 2-3-4. Paylaşmak istiyorum. Birkaç tane sana soru sormak istiyorum. Hadi sor. Bu boz ayıların evleri neresi sence? Ayıların evleri. Evet. Ayılar. Arkadaşlar, sizce ayıların evleri neresidir? Evet. Ayılar mağaralarında yaşar. Yani inlerinde. Harikasın. Peki nerede kendilerini özgür hissederler? Nerede hissederler? Kırlarda, ovalarda, ormanda özgürce koşup oynarlar. Harikasın. Peki ormanda özgürce koşup oynadıklarında ne hissediyorlar? Bunda bilemeyecek ne var? Tabii ki çok mutlu hissediyorlardır. Harikasın. Şimdi şöyle başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Çok güzel, yemyeşil ormanda böyle küçücük boz ayılar yaşarmış. Evet. Mutlu olmanın müziğini yapalım mı? Mutlu olmanın müziği. Evet. Evet. Hadi yapalım. Hazır, başlıyoruz. Son 2-3-4. Neşeli ayılar, neşeli boz ayılar, ormanda hep neşeli, mutlu yaşarlar. Neşeli ayılar, neşeli boz ayılar, orman onların evi, orada çok mutlular. Neşeli ayılar, neşeli boz ayılar, neşeli ayılar, boz ayılar, neşeli ayılar.
neşeli bozayılar. Ormanda hep neşeli, mutlu yaşarlar. Neşeli ayılar, neşeli bozayılar. Orman onların evi, orada çok mutlular. Neşeli ayılar, neşeli bozayılar, neşeli ayılar, bozayılar! Harikasın. Teşekkürler Pera. Peki devam ediyoruz. Bu boz ayılar böyle küçükken büyümüş, 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 kocaman ayı olmuşlar. Evet. Ayıların büyüdüğünü hayal edebiliyorum Pera. Harikasın Puki. Sonra bir posta güvercini bir mektup getirmiş. Puki, bu mektubu birlikte okuyalım mı? Evet, çok merak ediyorum ne yazıyor. Sevgili ormandaki akrabalarım, hepinize selam ederim. Umarım ormanda her şey yolundadır. Yolunda, herkes çok mutlu ormanda. Ama biz burada çok mutsuzuz. Bizi hayvanat bahçesi denilen bir yere getirdiler. Ormanda sizleri ve arkadaşlarımızı çok özledik. Puki, sence hayvanların hayvanat bahçesinde yaşaması doğru mu? Hayır tabii ki Pera, hayır. Peki onlar hayvanat bahçesinde mutlu olabilirler mi? Ama orası orman kadar büyük değil ki, sıkılabilirler ve bu onları mutsuz eder. Evet, peki ailelerini özlerler mi? Özlerler tabii Pera. Mektupta da demişler özlediklerini. Onları ormana geri getirmenin bir yolunu bulalım. Evet. Peki Puki, onlara mektup yazmaya ne dersin? Bu harika bir fikir Pera. Hadi yazalım o zaman. Hadi bakalım. Bahçesindeki boz ayılar mektubu alır almaz ormana geri dönmeye karar vermişler. Bütün arkadaşlarıyla konuşmuşlar. Arkadaşları onlara çok dikkatli olmalarını söylemiş. İnsanlara, arabalara, bisikletlere dikkat edin demişler. Sonra tehlike anında bir düdük sesi duyacaksınız. Ve boz ayılar yola çıkmışlar. Yola çıkmışlar. Arabaların sesi düt düt düt, düt düt düt. Bisikletlerin sesi çın çın çın. İnsanların sesi ay ay ay. Hey! Trenlerin sesi çuf çuf çuf. Peki Puki, sence ne oldu? Çok dikkatli bir şekilde arabaların, bisikletlerin, insanların ve trenlerin arasından geçerek ormana vardılar. Oley! Bravo Puki! Ormana varınca ormandaki arkadaşlarıyla sarılmışlar, öpüşmüşler ve hasret gidermişler. Ve boz ayılar hep birlikte ormanda yaşamaya karar vermişler. Bir daha hayvanat bahçesine gitmeyecekler. Yaşasın! Zaten onların doğal yaşam alanı kırlar, ovalar, denizler ve ormanlardır Pera. Evet, bu masaldaki boz ayılar çok mutlu bir şekilde yaşamışlar. Peki, Pukicim, bana eşlik ettiğin için çok teşekkür ediyorum.
Sen de şimdi anladın değil mi? Müzik aleti olmadan da sen müzik yapabilirsin. O evet. Doğadaki her şeyle, hatta kendi bedenimle de müzik yapabilirim. Çok teşekkür ederim Pera. Harikasın Puki. Çok teşekkür ederim. Öpüyorum seni. Hoşça kal. Ben müzik yapmaya gidiyorum. Bay bay. Tamam. Güle güle Pera. Güle güle. Pera da gitti. Sezonun sonuna geldik. Sizleri çok özleyeceğim arkadaşlar. Nasıl geçti zaman? Koskoca bir sene. Bütün arkadaşlarımla eğlendik burada. Oyunlar oynadık, keşifler yaptık. Parka ve oyunlara henüz doyamadık. Kediler ve kuşlar, mis kokan çiçekler, şarkılar, oyunlar, tekerlemeler. Ne güzel bilgiler öğrendik burada. Geldik hep birlikte sezon sonuna. Ben bunu nasıl unuttum? Hey hey arkadaşlar, size bir haberim var. Yazın buluşuyoruz Ataşehir parklarında. Hey hey arkadaşlar, size bir haberim var. Yazın buluşuyoruz Ataşehir parklarında. Puki 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 puki, puki parkları geziyor. Puki 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 puki, sizlerle buluşuyor. Puki 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 puki, puki parkları geziyor. Puki 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 puki, sizlerle buluşuyor. Ha-ha! Yazın Ataşehir parklarında görüşmek üzere.